Bu videoda çözümü olmayan ya da sonsuz sayıda çözümü olan denklem sistemleriyle karşılaşacağız ve onlara isimler vereceğiz. Onları adlandıracağız. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Diyelim ki 3x eksi 4y eşittir 13 gibi bir denklemimiz var. Ve sistemdeki diğer denklemde y eşittir negatif 3x eksi y denklemi olsun. Bu ikinci denklem biraz garip ve bunu standart formata, standart şekle çevirmek istiyorum. Belki bu sistem için yok etme yöntemini kullanabilirim. Şimdi ilk denklemi yeniden yazalım. 3x eksi 4y, 13 e eşit. Şimdi ikinci denklemi, ikinci denklemi yeniden düzenleyelim. Eğer denklemin her iki tarafından y çıkarırsam, yeni denklemim 0 eşittir, negatif 3x eksi 2y olacaktır. Ya da diğer bir deyişle, negatif 3x eksi 2y eşittir, 0 olacaktır. Gayet güzel gözüküyor çünkü burada negatif 3x var ve burada da pozitif 3x'imiz var. Yani yok etme yöntemini kullanmak için gayet uygun. Elimde negatif 3x eksi 2'ye eşittir 0 denklemi var. Şimdi bu denklemin sol tarafıyla sarı denklemin sol tarafını toplayalım ve ayrıca sarı denklemin sağ tarafına 0 ekleyeceğiz. Aslında tam olarak yapacağımız şey sarı denklemin her iki tarafına da 0 eklemek. Denklem çözerken her zaman yaptığımız gibi eşitliğin her iki tarafına da aynı şeyi ekliyoruz. Sol tarafta 3x'ler birbirini yok eder ve sadece negatif 4y eksi 2y kalır. Böylece negatif 6y'nin 13'e eşit olduğunu bulduk. Her iki tarafı negatif 6'ya bölelim. Böylece y eşittir negatif 13 bölü 6, negatif 13 bölü 6 sonucunu elde ettik. Şimdi de x'i bulalım. Bu iki denklemden herhangi birini, herhangi birisini kullanarak x'i bulabiliriz. Üstteki denklemi kullanalım. 3 çarpı x eksi 4 çarpı negatif 13 bölü 6 eşittir 13. Negatif çarpı negatif diye bir ifademiz var. Bu ifade demek ki pozitif. Yani eksileri artıya çevirelim. Ve 4 bölü 6, 2 bölü 3 ile aynı şey. 3x artı 2 çarpı 13, yani 26 bölü 3 eşittir 13 denklemini elde ettik. 13 yerine de, 13 yerine de eşitliğin her iki tarafından 26 bölü 3 çıkaracağımız için, 13 yerine de 39 bölü 3 yazalım. 39 bölü 3, 13 eşit. Şimdi her iki taraftan 26 bölü 3 çıkaralım. Eksi 26 bölü 3, eksi 26 bölü 3. Bunlar birbirini yok ettiğinden dolayı sol tarafta sadece 3x kaldı. 3x, 39 eksi 26, yani 13 bölü 3'e eşittir. Sonrasında her iki tarafı 3'e bölelim, ya da her iki tarafı 1 bölü 3 ile çarpalım. Bu durumda sol tarafta sadece x kaldı, Sağ taraftaki çarpma işlemini yaptığımızda x eşittir 13 bölü 9 sonucunu elde ettik. Yani bu sistem iyi tanımlanmış bir çözüme sahiptir. Çözüm kümemiz x eşittir 13 bölü 9 ve y eşittir negatif 13 bölü 6'dır. Sistemiz sadece bir tane çözümü var. Yani bu denklemleri birer doğru olarak düşünürsek, bu doğrular sadece bir noktada kesişecekler. Ve sadece bir tane çözümü olan sistemlere tutarlı denklem sistemleri denir tutarlı denklem sistemleri. Şu ana kadar ele aldığımız bütün sistemler tutarlı sistemlerdi. Şimdi tesadüfen daha az tutarlı denklem sistemleri bulabilecek miyiz görelim. Bir denklemimiz olsun. Diyelim ki 5x eksi 4y eşittir bir denklemine sahibiz. Negatif 10x artı 8y eşittir negatif 30 diye böyle bir ikinci denklemimiz de var. Burada da yok etme yöntemini kullanmak bana daha kullanışlı geliyor çünkü elimde negatif 10x ve 5x var. Üstteki denklemi 2 ile çarparsam 10x eksi 8y eşittir 2 diye yeni bir denklem elde ettik. Sadece eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarptım. Ve denklemlerin sol taraflarını toplarsam 0x artı 0y eşittir negatif 28 sonucunu elde ederim. Yani 0 eşittir negatif 28 gibi saçma bir sonuç elde ettik. Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu eşitlik hiçbir zaman, hiçbir şekilde doğru olamaz. Yani tutarlı olmayan bir ifadeyle karşı karşıyayız. Oldukça tuhaf bir ifade elde ettiğimizden dolayı bu sistemin çözümü yoktur. Denklem sistemlerini çözerken nasıl çözüme ulaştığınız önemli değildir. Yani hangi yöntemle çözdüğünüzün önemi yoktur. İster yerine koyma yöntemiyle çözün, ister benim burada yaptığım gibi yok etme yöntemini kullanın, önemli değil, fark etmez. Ama ne zaman ki 0, negatif 28'e ya da 5'e ya da 7'ye eşitse, ya da daha genel olarak sistemin çalışması için eşit olmayan iki şeyin birbirine eşitliği durumu söz konusuysa, o sisteme tutarsız sistem diyoruz. Tutarsız sistem. Ve bu tür sistemlerin, bu sistemlerin çözümü yoktur. Peki, her iki denklem için de çözümün olmaması tam olarak ne demek? Aslında gelin bu iki denklemin grafiklerini çizelim, o zaman anlayacaksınız. Böylece çözümün olmamasının ne anlama geldiğini daha iyi göreceksiniz, daha iyi anlayacaksınız. İlk denklemimiz 5x eksi 4y e eşittir 1 denklemiydi. Bu denklemi eğim kesişim noktası formuna dönüştürelim. Eşitliğin her iki tarafından 5x çıkarırsam, negatif 4y eşittir negatif 5x artı 1 denklemini elde ederim. Her iki tarafı negatif 4y'ye böldüğüm zaman da y eşittir negatif 5 bölü 4x eksi 1 bölü 4 denklemini elde ettik değil mi? 1 bölü negatif 4. İlk denklemimizin eğim kesişim noktası formu bu şekilde. Şimdi ikinci denklemi de eğim kesişim noktası formunda yazalım. İkinci denklemimiz neydi? Negatif 10x artı 8y eşittir negatif 30 denklemiydi. Her iki tarafı 10x ekleyelim. Böylece 8y eşittir 10x eksi 30 sonucunu elde ettik. Her iki tarafı 8'e bölelim. y eşittir 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 x eksi 30 bölü 8. 30 bölü 8 de 15 bölü 4 ile aynı şey. Ama burada bir hata yaptım. Her iki tarafı da negatif 4'e böldüğüm zaman negatif 5 bölü negatif 4 pozitif 5 bölü 4 eder. Yani burada negatif işaretinin olmaması lazımdı. Evet, sonuç olarak burada negatif işareti yok. Bu eksiyi, bu eksiyi artı yaptık. Ve 1 bölü negatif 4, negatif 1 bölü 4'tür. Bu iki denkleme yeniden dönersek ne fark ettiniz? Şimdi denklemlere tekrar baktığınızda bir şey fark ediyor musunuz? Her iki denklemde eğim kesişim noktası formuna getirdiğimiz zaman ne oldu? Her ikisi de aynı eğime sahipler. Ama doğruların, bu denklemlerin doğrularının y eksenini kestikleri noktalar farklı. Peki bu doğruların grafikleri nasıl? Hemen grafiklerini çizelim. Bu benim y eksenim olsun. Bu da x eksenim x sıfırken y eksenini kesim noktası kestiği nokta negatif 1 bölü 4. Yaklaşık olarak bu nokta. Ve 5 bölü 4 x kadar yukarı gidiyor ki bu da birden biraz büyük. Yani 1,25 x'e eşit. Sağa doğru her bir birim gittiğinizde yukarı doğru da 1,25 birim gidersiniz. İlk doğrumuz buna benziyor. Kabaca böyle bir şey oluyor. Diğer doğruysa y eksenini negatif 15 bölü 4 noktasında kesiyor. 15 bölü 4 nedir? 3 tam 3 bölü 4'tür. Eğer bu nokta negatif 1 bölü 4 ise, bu doğrunun y kesişim noktası daha aşağıda bir yerde olacak. Yaklaşık olarak burada bir yerde. x eksenini biraz uzatalım. Negatif 15 bölü 4 noktasında kesiyor. Ama eğimi tam olarak aynı. Ne zaman sağa doğru bir birim gitseniz, yukarı doğru da 5 bölü 4 birim gidiyorsunuz. Yani iki doğrunun da eğimleri tam olarak aynıdır. Peki bu iki doğru hakkında neyi gördünüz, neyi fark ettiniz? Bu doğrular paralel, aynı eğime sahipler. Y eksenini farklı noktalarda kesiyorlar ama hiçbir zaman birbirleriyle kesişmezler. Paraleller. Bu iki doğru hiçbir zaman kesişmeyecek. Bu demek oluyor ki x-y koordinat düzleminde her iki denklem birden sağlayan bir nokta yoktur. Hatırlayın bu doğru ilk denklemi sağlayan bütün noktaları belirtiyor, bu doğru da bu denklemi sağlayan bütün noktaları. Dikkat edin, iki denklemde sağlayan hiçbir nokta yok. Kesişim noktası olmadığından dolayı bu sistem tutarsız sistemdir. Şimdi bir tane daha yapalım. Elimde 4x artı 5y eşittir 0 ve 3x eşittir 6y artı 4,5 denklemleri olsun. Aslında biraz daha farklı bir şey yapalım çünkü çünkü denklem sistemleri içinde görebileceğiniz bütün farklı çeşitleri burada size göstermek istiyorum. Bütün farklı çeşitleri size göstermek istiyorum. Bunu silelim. İlk denklemim, ilk denklemim 3x eksi 7y eşittir 1 denklemi olsun sistemdeki diğer denklem ise negatif 6x artı 14y eşittir negatif 2 denklemi olsun. Şimdi bu denklemi sağlayan x ve y değerlerini bulmaya çalışalım. Ve sadece gidişatımızı değiştirmek için yerine koyma metodunu kullanalım. Aslında burada yok etme yöntemi daha, daha çekici geliyor ama bu sefer yerine koyma metodunu kullanalım sadece değişiklik olsun diye. Elimizde 3x var, burada x'i bulalım. Aslında yok, Yok yine fikir değiştirdim. Yok etme yöntemini kullanalım çünkü bu sistem çok açık bir şekilde yok etme yöntemi için hazırlanmış. Böyle çözelim. Bu şekilde çözelim. Ne elde etmiş olduk? 6x eksi 14y eşittir 2 denklemini elde ettik değil mi? Eşitliğin her iki tarafında 2 ile çarptık. Şimdi sol tarafları birbiriyle toplayalım. 0 artı 0. Sağ tarafsa o da toplama işleminden sonra sıfıra eşit oldu. 0 eşittir 0 gibi bir sonuç elde ettik ki bu her zaman doğrudur. Ve bu tür sistemlere bağımlı sistemler diyoruz. Hatırlayın temiz bir sonuca ulaştığımızda tutarlı sistem diyorduk. 0 eşittir 1 gibi saçma yanlış bir sonuç elde ettiğimiz zaman tutarsız sistem adını vermiştik. Bu doğruların paralel olduğu anlamına geliyordu. 0 eşittir 0 ya da 1 eşittir 1 ya da bunun gibi bir bunun gibi bir sonuç elde edersek de bağımlı bir sistemle uğraşıyoruz demektir. Bu da her ne kadar biraz farklı görünseler de bu doğruların aslında aynı doğru olduğu anlamına geliyor. Bunu kanıtlamak için şimdi denklemleri eğim kesişim noktası formuna dönüştürelim. Üstteki denklemim 3x eksi 7'ye eşittir 1'di. Her iki taraftan 3x çıkaralım. Böylece negatif 7'ye eşittir negatif 3x artı 1 denklemini elde ettik. Her iki tarafı negatif 7'ye bölelim. Böylece y eşittir pozitif 3 bölü 7x eksi 1 bölü 7 sonucuna ulaştık. Bu bizim ilk denklemimiz. Şimdi ikinci denklemi kesişim noktası formuna dönüştürelim. Negatif 6x artı 14y eşittir negatif 2 denklemi var. Her iki tarafı 6x ekleyelim. Böylece 14y eşittir 6x eksi 2 denklemini elde ettik. Eşitliğin her iki tarafını 14'e bölelim. y eşittir 6 bölü 14x eksi 2 bölü 14 oldu. Evet, bu aslında aynı şey. 6 bölü 14'ü sadeleştirirsek 3 bölü 7 elde ederiz. Dikkat edin, bunlar tam olarak aynı denklemler. Eğer her iki denklemde sağlayan x ve y değerlerini bulmak istiyorsanız bunun üzerinde biraz düşünelim. Doğruların grafiklerini çizelim. Bu y eksenimiz, bu da x ekseni. Bu doğrunun grafiği şuna benzer bir şey olacak. Kaba bir şekilde, oldukça kaba bir şekilde çizeceğim. Eğimi 3 bölü 7 olan bu doğruya benzeyecek. Bu doğrunun grafiği böyle bir şey olacak. Ve bu doğrunun grafiği de tam olarak bu şekilde. Yani tam olarak aynı doğrular. Öyleyse her iki denklemde sağlayan x ve y değerleri nelerdir? Bu noktalar üzerindeki her x ve her y değeri denklemleri sağlayacaktır. Yani bütün x ve y değerleri denklemleri sağlayacaktır. Bu koordinat, bu koordinat ve bu koordinat ve bu koordinat ve bütün koordinatlar bu denklemleri sağlayacak. Yani bu sistemin sonsuz sayıda çözümü var. Bağımlı kelimesini kullanıyoruz çünkü bir denklemden diğer bir denklemi elde edebilirsiniz. Bu denklemler birbirlerine bağımlıdır. Herhangi bir sayı ile birisini ya da diğerini çarpıp yeniden düzenleyebilirsiniz ve bu denklemler her zaman birbirine eşittir. Yani burada sonsuz sayıda çözümünüz vardır. Bir doğruyu sağlayan her şey, her koordinat diğerinde sağlayacaktır. x'i seçelim. x 1 olduğunda y değeri 3 bölü 7, eksi 1 bölü 7. Yani 2 bölü 7 olacak. Yani 1 virgül 2 bölü 7. Bu nokta her iki denklemde sağlar. Eğer x'i 0 seçerseniz, 0 virgül eksi 1 bölü 7 noktası yine her iki denklemde sağlayacak. Sonsuz sayıda x değeri seçip, buradan sonsuz sayıda y değerine ulaşabilirsiniz ve bulduğunuz sonsuz sayıdaki koordinat her iki denklemde sağlayacak. Evet, bir özet geçelim. İlk başta değişiklik gerektirmeyen bir durumla başlamıştınız. Sistem içinde tutarlı bir sonuca ulaştığınız zaman, bu demektir ki doğrular birbirlerini bir noktada keserler. Sonrasında, denklem sisteminizi çözerken, oldukça çılgın bir sonuca ulaştınız. 0 eşittir negatif 28 gibi. Bu eşitlik kesinlikle doğru değildir. Bundan dolayı, bu sistem tutarsız bir sistemdir. Bu sistemin çözümü yoktur, yani bu doğrular paraleldir ve hiçbir zaman birbirlerini kesmezler. Ve en sonunda her daim doğru olan bir sonuç elde ettik. Bu sisteme de bağımlı bir sistemdir dedik. Yani bu doğrular aslında aynı doğrulardır dedik.